Selam yolcular, Kayıp Rıhtım'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hakan. Ben Coşku. Ben Atakan. Bugün Kaptan Marvel'ın spoilerlu incelemesiyle karşınızdayız. Spoilersuz bir inceleme de zaten canlı yayında yapmıştık. Onu da izlemek için kanalımıza göz atabilirsiniz. Gerekli linki de koyarız açıklamalara. Şimdi hemen Coşku'ya devredeceğim sözü. Hiç çünkü vakit kaybetmeden. Moderatörlüğümüzü Coşku yapacak. Ona göre tüm filmi baştan sona konuşacağız. Evet. Herkese tekrardan merhaba. Öncelikle arkadaşlar diyorum ki Skrull'lardan bir girelim. Çünkü Skrull'lar bayağı bir film çıkmadan önce de hani herkesin üzerine tartıştı, hatta böyle bir sürü teoriler çıkarıldı. Yok işte Infinity War'da da Skrull'larla şey yapacağız vesaire. Hani filmde ne gördük? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne öğrendik? Şu anki düşünceleriniz neler? Hemen şunu söyleyeyim. Bir kere Skrull'lar kötü değilmiş. Evet, bunu öğrendik. Bu Skrull'lar bu Kree'lere ne yapmış abi? Dertleri neymiş bu kadar? Benim aklıma direkt şey geldi. Kree'ler niye bu Skrull'ları galaksi boyunca kovalıyorlar, her tarafta öldürüyorlar buldukları herhalde? Sebep ne? Resmen Kree başlama usulü. Filmin cevapsız sorularından biri bu zaten. Yani bu Kree'lerin motivasyonu ne? Filmin herhalde eksik yanlarından birisi buydu. Karakterlerin motivasyonlarının net olmaması. Doğru, ama benim aklıma da işte direkt dediğim gibi ben bu filmi Avengers Endgame için izledim birazcık. Ve izlerken de şeyi düşündüm. Skrull'lar diye hani bu şey teorisi çok dönüyordu. Acaba Avengers karakterlerinden biri Skrull olabilir mi? Ben herhalde olmaz, kötü karakter yani diye düşünürken şu anda... Yani kötü karakter çıkması moralimizi bozar diyorduk ama şu anda iyi olduklarını anladığımız için çıksa da problem olmaz kafasındayız, ama hangisi çıkar acaba? Evet, peki çıkar mı? Onu soracaktım ben. Ya da aklınızda bir tahmin var mı? Çıkacağını söylediler. Bu konuda senin bir tahminin olduğunu biliyoruz. Ben Hawkeye olduğunu düşünüyorum. Bence de olabilir. Çünkü Skrull'lar sadece günümüzdeki hafızalarını, o anki hafızalarını kopyalayabiliyorlarmış. Nasıl bir şeyse artık o şöyle bir durum var. Yani origin karakterlerin, origin filme aynen sahip hiçbir karakterin ben şu anda zaten bir Skrull çıkacağını düşünmüyorum. Çok fazla geçmişini gördüğümüz için. Hatırlamıyor çünkü Skrull olan karakterler. Origin olmayıp tanıdığımız kimler var? Natasha var. Origin'i gördük ama onu. Ama geçmişini gördük, evet. Yani geçmişini az çok yani gösterdiler demek onu. Demek ki Skrull olamaz. O olamaz ama görmediğimiz Hawkeye, tek bir karakter var biliyorsunuz. Hawkeye göstermediler. Hawkeye'in Skrull olabileceğini ben de düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Skrull'ları tanıyan birisi Fury, Ajan Fury. Ve onun Skrull olduğunu bilerek ona yardımcı olabilir. Kesinlikle. Diye de düşünüyorum. Yani çünkü ailesiyle beraber komple Skrull olabilir ve Nick Fury bunu biliyor olabilir. Aynen, çünkü hani o yüzden onları uzak bir yerde güzel bir şekilde tutuyor olabilir yani. Zarar görmesinler diye. Mesela başta zaten hani Carol'da, daha doğrusu Captain Marvel diye bahsedeyim. Çünkü tam Carol olduğunu da o zaman bilmiyor. Hatta ismi de Versti galiba, değil mi? O tarz hatırlıyorum. Danvers yazısı. Carol Danvers ya. Şeyiniz künyesinin yarısı kalmış. Evet. Years diye sonunu bunlar da zannetmişler ismi. Onu öyle hitap etmişler. Neyse, hani Vers diye kendisini biliyor ve hani dünyaya düştüğü an, yine hani Skrull'larla mücadele içerisindeyken mesela Nick Fury hani böyle Skrull'ları korkunç, hani bizim de başta zannettiğimiz şekilde zannediyor ama sonra bir bakıyor ki abi bak, çünkü çok çirkin yapmamışlar mı? Çok çirkin yapmamışlar mı? Çok kulaklar böyle, suratlar böyle falan. Ama sevdim, çok sevindiler. Tamam, evet. Salak triplere girince kötü, ister istemez bir seviyorsun. Kötü bir de bacak kadar bir şoför göstermek çıktı geldi istemişler. Böyle Skrull falan. Ondan sonra mecburen seveceksin, bir duygusal bağ kuracaksın, çocuk çünkü. Bir duygusal bağ kurmamız istediği şu karakter olunca hemen çocuk sokuyorlar. Şu belki içimdeki sevelim. İyi duyguları... Hayır, şurada oynayan da çocuktu. Evet, yani Skrull teorisi üzerinde hani düşünürsek Hawkeye olabilir. Onun dışında da zaten genelde hepsinin orijinini Bruce Banner'ın da bilmiyoruz orijinini. Yani şöyle, çok geçmiş hatıralarını bilmiyoruz. O da çıksa çıkabilir ama çıkmaz. Çünkü Skrull'un da halka dönüşmesi evet saçma olur. Çıkmaz yani. Onu bir de şey mesela, şimdi bu bilmiyorum ne kadar doğru söylemiş olurum da, şimdi şu anki Hulk'ın orijin filmi başka bir oyuncuyla ve başka bir evet şeyde gibi, yani tam da aslında bu evrene de yerleştiremiyorum şahsen. Var aslında yeri mi? Ama bir yandan tam oturmuyor gibi ya. Yine mesela de orijin filme sahip olduğu için ben Hulk'ın da hani olacağını düşünüyorum. Aynen. Ve dediğim güzel gibi değiştiği zaten takdirde eski haline döndüğünde insan olarak döneceğini zannetmiyorum. Aklı yerinde değil o an. Öyle düşünebiliriz. Yani bu şekilde. Yani demek ki bu teori doğru olabilir. Hawkeye'dir. Aynen. O zaman hemen bir teoriyi doğruladık, bir teoriyi de çürütelim istiyorum burada. Kesinlikle.
çürüteceğimiz teori de şu, teorilerden bir tanesi Ant-Man'le birlikte kuantum boyutunda Kaptan Marvel'a karşılaşılacak diye bir şeyler söyleniyordu. Bu da aslında pasafizo çıkmış oldu. After Credits'te görmüş olduk bunu. Kaptan Marvel dünyaya nasıl gelecek, nasıl gelecek diyorduk. Acaba yok Ant-Man'le mi karşılaşacak bilmem ne, yok pat diye geliverdi işte. Ant-Man'de nasıl çıktı acaba kuantum boyutunda, o da pat diye çıktı muhtemelen. Çağrı cihazının önemi burada. Aynen. Mesela şey, Ant-Man'in dönüşü kesinlikle zaten çok farklı bir şey olacak. Çünkü hani kuantum boyutuna tıkanmış kalmış halde. Ama hayır bilmiyorum, ama bir anda da çözülecek gibi geliyor. Bu film Marvel filmi ise Ant-Man gerekirse böyle tırmana tırmana çıkar kuantum boyutuna. Hayır ama hiç değilse ona bence önemli bir yer verilir diye düşünüyorum. Bir de şey söyleyecektim. Çok iyi bir film. Teşekkür ediyorum diyormuşum. Neyse, ikinci filmin konusu ne olabilir? Skrull'larla yine işbirliği yapacak. Onlara bir gezegen ya da işte herhangi bir yaşam alanı bulmaya çalışacak. Ve Kree'lerle mücadele edecek ki bunu zaten Jude Law'un karakteri Yon Rogg'la yolladığı mesajda da öğrenmiş olduk. Ya mesela hani biz çok fazla üzerine konuştuk, etrafında çok teorisi döndü. İşte hani bunlar işbirliği yapacak, dönecek vesaire. Oysa büyük ihtimal Captain Marvel şu an yani ikinci filmde ya da neyse Infinity War öncesinde Kree'lerle mücadele ediyordu. Aynı zamanda Skrull'lara bir yaşam alanı ayarlamaya çalışıyordu. Sonra birdenbire Nick Fury'den hemen acil durum mesajı alınca da gitti. Yani zaten bu şekilde şey yapabiliriz. Yani o yüzden hani teorilere gerçekten şeyi o açıklığı kapayan bir Captain Marvel filmi şöyle. Avengers Endgame ile alakalı neredeyse hiçbir spoiler vermiyor. Fakat daha öncesindeki bazı boşlukları dolduruyor. Böyle bir yanı var bana sorarsan. Mesela Tesseract'tan bahsedebiliriz. Aynen. Kaptan Marvel gücünü Tesseract'tan alıyormuş. Bunu söyleyebiliriz. En son neredeydi Tesseract bizim bildiğimiz? Filmde en son mesela Infinity War'da çıktı ama hani timeline'a bakarsak Howard Stark'taydı. Shield'a geçmeden önce burada işlememiz lazım. Belli ki Howard Stark onu buradaki pilot kadı Kree kadına verdi. O üstünde araştırmalar yapıyordu. Ondan sonra fark edildi Tesseract. Shield tarafında. Tekrar Shield tarafında. El konuldu. Sonra Avengers'ta falan çıktı ortaya zaten. Özellikle bu filmdeki boşluklardan biri olarak görebileceğimiz bu yüce zeka diye bir şey var Kree'lerde. Onunla ilgili hiçbir şey vermemişler. Yani genel olarak Kree'lerle alakalı zaten pek bir şey verilmemiş. Yok, çatışmalarının sebebi hakkında hiçbir şey yok. Bu adamlar medeniyetlerinin şeyi nedir? Tamam, bunlar bitmek bilmez bir savaşın içinde sıkışıp kalmışlar. O savaşa çok kirli bir şekilde devam etmek amacında olmalarını Kree'lerin ben anlıyorum. Motivasyonlarının bu olmasını anlıyorum da nedenmiş abi bu savaş? Ya hem böyle hem de şu, Skrull'ların sonuçta dünyalarını yok etmişler anlattıklarına yani göre. Yani filmin böyle bir fikri altyapısı var ama bunun üstüne hiç gitmemişler. Ve baktığın zaman Skrull'lar o kadar da, yani Jude Law, biz yani buradaki Skrull olarak şeyi görüyoruz, Jude Law'ı görüyoruz. O kadar da Kree, pardon. Kree, Jude Law'ı görüyoruz. Jude Law da o kadar kötü bir karakter değil aslında. Çat çut vuruyor abi milleti. Ama biraz düz yapmışlar. Savaşa diyorum. Devam etmek için, yani milletinin bir nevi kendince iyiliğini sağlamak için o şekilde hani böyle devam ediyor. Bir Red Skull değil ama mesela... Ama biraz niye kötü böyle yani? Ama biraz daha şey olabilirdi mesela, hani derinlikli bir karakter olabilirdi. Evet, yani bu filmde mesela kötü karakter tam olarak şudur diyebileceğimiz biri var mı? Mesela bir Thanos yoktu bu filmde. Keşke de olsaydı. Bütün film aslında bir yanlış anlaşılmaymış. Bu arada bu da Marvel'ın neredeyse hiçbir ölüm olmayan filmde. Yan karakterleri saymazsak tabii. Yan karakter dediğim de tamamen yan karakter. Yan karakter. Evet, hiçbir alakasız kişilerin öldüğü bir film olmuş. Yine herkes mutlu. Kötüler de mutlu. İyiler de mutlu. Kimse ölmüyor. Burada birazcık Carol Danvers'tan konuşmak istiyorum. Şeyden bahsedebiliriz. Gücü Tesseract'tan. Bu gücü emdi değil mi bu? Evet, gücü Tesseract'tan emiyor bu. Çekirdeği vuruyor ve çekirdekten güç emiyor. Yani onun yerine başkası da olsa emebilirmiş gibi duruyor yani o gücü. Yani kızın ne özelliği varmış, güç emmiş. Sebep. Ve ben şeyi açıkçası filmde pek fazla göremedim. Bu karakterin Marvel'ın en güçlü karakteri olduğu lanse ediliyor. Mesela öyle bir şey gördünüz mü? Hani aklıma mesela farklı karakterler geliyor onu yani gelebilecek. Yani sadece elinden kolundan ışık çıkartıyor işte, öyle düşünürsek. Bunun gücü şey gibi aynı. İşte Captain America'nın gücü nasıl iyi kalbiyse aslında, vicdanı falansa, onun da benzer bir durumu var. Ve bence onun yerinde kim olsa sahiden de o gücü emebilirdi belki ama
işte iyi kalbi sayesinde belki o evet, an orada evet. olmayı tercih geçmişi etmiş olan kişi Carol'dı. Şey mesela diyebilir miyiz aslında? Çok az Captain America, çok az Thor karışımı bir karakter. Bunun biraz daha şey versiyonu. Evet. Thor'la farklı storiesi olan. Thor'la kapışsalar kim alır? Bence Thor alır diye düşünüyorum. Çekiciyle birlikte girdiği zaman. Bu elinden ışık atıyor ama çok acayip. İçine. Ben bu konuda yorum yapamıyorum şahsen. Ya ışık atıyor ama mesela cüttabı vururken bile daha şeyini bile parçalayamadı. Onu ayarlıyor. Uzay gemisini de parçalıyor ona bakarsan da. Doğru. İşte şöyle bir patlatır yani. Yani Marvel'ın en güçlü karakteri denmesinin sebebi sadece o ışık patlamaları mı? Evet. Bilmiyorum evet. Ben daha farklı bir şeyler evet. bekliyordum açıkçası. Ya belki de aslında şey olarak da düşünebiliriz. Şimdi sonuçta orijin filmi. Çok derin bir yönü yok da işte. Endgame'den önce insanları bayağı bir gazlamak için yapılmış bir film ve görevini de bence başarıyla yerine getiriyor. Genelde Marvel filmlerinde karakterlerin güçlerini böyle biraz kısarlar. Hani Vision'ı kaç filmdir görüyoruz. Hı-hı. Çok güçlü, çok güçlü karakter diye hiç. Ne oldu ki? Infinity War'da bir bıçakladılar. Bütün film boyunca gıda zehirlenmesi geçiriyor. Orijin böyle filmi böyle olduğu gezdi. İçin tamamen bırakmış olabilirler. Burada gücünü göstersin istiyor olabilirler. Ya da şu ana kadar bize... Ama işte bu filmde öyle bir şey yoktu. Bu filmde Carol Danvers'ın bütün gücünü göstermişler. Bize çok fazla şey de verdiler. İşte Captain Marvel gelecek ve onları kurtaracak gibisinden şey var. Şu videodan önce benim aklımda şöyle bir soru vardı. Yani Captain Marvel başta niye gelmedi? Başta niye çağrılmadı gibisinden aklımda bazı soru işaretleri vardı. Ya bilmiyorlardı ki. Dünyada onu bilmiyorlardı işte. Fury biliyordu ama. Fury de galiba şurada fark etti durumu. İnsanların yok olmaya başladığını anlayınca herhalde doğru an bu an diyerek. Abi Fury'nin zaten daha önce çağırmamış olması da garip bir durum ona bakarsan. İlk o zaman tekrarlık gibi uzay gemisi geldi filmin başında. Çağırmadı. İlk Avengers filminde portal açıldı. Uzaylılar akın etti. Gene çağırmadı. Ben onu da şöyle düşünüyorum. O zaman çağırmama sebebi. Çünkü Avengers diye bir ekip vardı ortada ve o ekip bir şeyler yapıyordu. Ya biz şöyle olacağını varsaymıştık. Captain Marvel'ın haberi var. Thanos'tan falan. Fury'e çıtlatmıştır belki. Bir gün insanlar toza dönüşmeye başlarsa beni ara diyeceğini düşünmüştük. Ama hiçbir alakası öyle yoktu yokmuş. Onunla. Beni sadece ara problem olsa demiş ama evet. aramamış da. Neden şimdi aramış? O zaman ya, aramamış. Dediğim gibi bunu da şeye bağlıyorum ben. Şu anda Fury sonuçta Avengers Infinity War'da Avengers ekibinin tekrar toplandığını bilmiyordu. Tamamen ayrılmışlar. Yarısı kayıp. Nerede olduğu belirsiz olarak düşünüyordu. O nedenle herhalde böyle bir sorun varsa bunun başından bunu çözebilecek tek kişi Captain Marvel diye düşünmüş olabilir. Belki arka arkaya izlesek görmeyeceğiz bu sorunu dediğin ya. Gibi anlayacağız. Hı-hı. Şimdi filmin arasında zaman girdiği için hatırlamıyoruz belki. Belki de çok da üstünde durmadılar mesela. Ben mesela bu konuda hani Hakan'a katılıyorum. Çünkü şu açıdan şimdi Captain Marvel sadece dünya çapında değil hani uzayda da Force'u Hı-hı. olan bir karakter. Hani orada zaten 6 yılını geçirmiş olduğunu düşünürsek 89 yılında kazayı geçiriyor ve biz 95 yılında aslında olayları görüyoruz. Hı hı. 6 yıllık bir süreçte Kree'lerin egemenliğinde bir savaşçı olarak yaşıyor. Yani dünya yaşamına hakimken orada da hakim. Ve şimdi hani her sorunda tek Avenger oymuş gibi tek yenilmez olmuş gibi onu çağırmamak istemedi. Ama bilir nasıl elimizin altında 5 tane Thor var de, lan? Bir sürü süper kahraman var. İlla onu çağırmayayım. Doğru. Galaksinin öbür ucundan demiş olabilir. Çünkü bu sefer ne olacak? Orada diyelim ki bir kriz anı oldu. Carol gelemeyecek. Ne oldu? Hop Carol oraya dışına. Gel, hop Carol buraya bir gel. Bir de ben açıkçası evet, şunu yani. Merak ediyorum. Sonuçta biz Carol Danvers'ı göreli 20 yıl gibi bir süre geçiyor. Aslında en son 95'te görmüş oluyoruz. Bu 20 yılda güçlerini ne şekilde geliştirdi? Daha iyi kullanabiliyor mu mesela? Çünkü biz film süresince kısa bir sürede aslında kendini ne kadar geliştirdiğini fark ediyoruz. O kadar kısa bir sürede geliştirdiğine göre acaba 20 yıl sonra belki hiç bilmediğimiz farklı özelliklerini Endgame'de görebilecek miyiz? Bunu da merak aynen. ediyorum. Ya bir de şey geldi benim aklıma. Şimdi bu kız güçlerini Tesseract'ten yani aslında uzay taşından, Infinity Stone'dan alıyormuş değil mi? Ama bu Marvel'ın en güçlü karakteri dendi şimdiye kadar. Hı hı. Güçlerini başka bir taştan alan bir karakter daha biliyoruz biz. Scarlet Witch. O da güç taşından mı alıyordu yoksa şeyden mi? Gerçeklik taşından mı alıyordu? Emin değilim. Gerçeklikten alıyordu değil. Çünkü gerçekliği manipüle evet, edebiliyor. Evet. O niye Marvel'ın en güçlü süper kahraman değil? Aslında öyle bir yandan o da. Ben zaten başta sorduğum soru aslında bununla alakalıydı. Yani hani neden niye o bu? Bu?
Ya şimdi şöyle bir şey var. Bu arada yani çizgi romanlardaki güçleriyle göstermiş olsalar az önce dediğimiz gibi Vision da çok başka bir yerde şu olması gerekiyordu. Şu an biz tamamen çizgi romanlar dışında hani sadece sinematik üniversite konuşuyoruz burada. Aynen. Ya mesela şu var. Filmlerde zaten bir iki tane noktada Scarlet Witch'in gücünün ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Mesela Infinity War'da durdu. Sonra Wakanda'da birdenbire tonla uzay gemisini falan kaldırdı, bir şey attı. Ama şöyle bir şey var. Kadın da dedi ya niye yapmadım onu daha önce diye. Scarlet Witch biraz şey, diğer Avengers'ların yanında sönük kalıyor. Biraz acemi, çaylak dediğimiz tabirde olduğu için çok fazla da gücünü gösterebilme, gücünü geliştirebilme şeyi yok. Doğru. Mesela Carol'a bakıyorum. Sizin bu az önce tartıştığınız konuya da hani neden en güçlüsü, burada bir şey görebildik mi? Mesela Carol sırf orijin filminde bu kadar sürede kendini bu kadar geliştirdi. İkinci filmde ya da mesela şimdi dediğiniz gibi Endgame'de göreceğiz. Belki de çok daha gücünü fark etti ve tam anlamıyla da bu şeye layık oldu. Ama mesela Scarlet Witch'te biz onun bir eğitimi de yok, doğru. Carol'un eğitimi de var. Hem çünkü askerlik eğitimi hem Kree eğitimi falan var. O şey çünkü zaten, onlar deney gibi Maximoff evet. kardeşler. Birdenbire kendini bu şeylerin içinde buluyorlar. Güçlerini nasıl kullanacaklarını bile aslında Age of Ultron'da yeni yeni öğreniyorlar. Ve sonrasında da geliştirmiyorlar. O biraz sıkıntılı bir kendini tane. Aslında Scarlet Witch tamamen koruma içgüdüsüyle kullanıyor güçleri. Hiçbir zaman hani saldırı yapayım, şunu yapayım aynen, demiyor. Avengers ekibine girdikten sonra yapmaya başlıyor ama zaten daha kendi gücünü keşfedemeden zaten görevim yok oluyor. Zaten insanların ölümüne falan sebep olunca güçlerini kullanmaktan da bir çekinir oluyor böyle. Doğru. O konuda evet biraz sıkıntılı bir şey. Bu arada ben hala daha sorumu cevap alamadım. Thor mu alır, Carol mu? Ya. Kapışsalar. Bir yandan Thor üstünden yıldız falan geçirtiyor adam böyle, yıldızın enerjisini gücünü geçirtiyor. Thanos'u yeniyor, baltayı saplıyor diyor. Ya şöyle söyleyeyim, Thor eğer yakalarsa Carol'ı orada işini bitirebilir. Ama yakalamazsa ve hani onu sadece o patlamalarla vurabilirse Carol alabilir diye düşünüyorum. Ya ben yakın dövüşte Thor alır diye düşünüyorum ben. Bana şey mesela şu an ikisi de alabilir gibi geliyor. Sebebi şu, çünkü Thor'un yanda 3 filmi bir de Avengers filmlerindeki şeyini gördük. Ama mesela Captain Marvel'ı ilk defa gördük. O yüzden hani şu an ya çok saçma bir tartışma attığımın farkındayım ortaya da. Adam Tanrı Tanrı ya. Tamam. Bu kadar. Abi bir de yani SCV'ler yazıyor filmi. Sen? Filmi SCV'ler yazıyor yalnız. Thor'u aldırmaz da o. Thor'u şöyle bir fırlatıp atar bence. Filmdeki social justice olayı. Bol bol siyahi, bol bol kadın, bol bol süper güçler. Ama bunu çok dozunda tutmuşlar, irrite edecek derecede yapmamışlar. Hiçbir şekilde aynen. Göze batmıyor. Ben zaten dikkat etmiyorsun spoiler sıta da söylediğim gibi bu tür tartışmaların çok uzağında yaşayan bir insan olarak filmdeki insanların derisinin rengini görmüyorum, fark etmiyorum bile. Orada mavi adam da dolaşıyor, yeşil kan da akıyor, beyaz insan da var, siyah insan da var. Ama mesela Black Panther bu sayede Oscar'ları kaptırıyorlar. Oraya hiç girmeyelim. Bu konuya girersek çıkamayız ama şunu söyleyeceğim. Hani Oscar olsun, başka konu olsun. Bu filmde de mesela kadınların aslında ne kadar düşük çekilebildiği ele evet. alınmış. Ama bu o kadar doğal ve dozunda bırakılmış ki. Olay örgüsünün içinde verilmiş. Böyle zorla sokulmamış örgüye abi. Kadınlara mesela şey verilmiyormuş. Kadın pilotlara uçmasına izin verilmiyormuş hava kuvvetlerinde o zaman. Ondan bahsediyorum. Küçüklüğünden beri bullying'e maruz kalan bir karakterimiz var. Carol kesinlikle öyle. Babası tarafından da sonra askerde eğitim esnasındaki erkek meslektaşlarından da çok fazla bullying'e uğramış bir karakter. Ama bu o kadar hani gündelik hayatlarla bağdaştırılabilecek şekilde ki yani biz bunu hiçbir şekilde yadırgamadık. Jude Law bunu şey yapıyor, provoke etmeye çalışıyor. Sonra ne diyor Carol? Benim sana hiçbir şey kanıtlama borcum yok diyor. Filmde zaten farklı yerlerde gösteriyorlar. Tatlı olması bu. Şey örneğin, Carol'ın en yakın arkadaşının kızı orada Skrull çocuğuyla birlikte oynarken senin göz rengin çok güzel gibi evet. böyle bir şey yapıyor. Hiç değiştirmene gerek yok, bu şekilde kalsın diyor. Şeklinde zaten güzelsin. Bu tarz göndermeleri çok hoştu. Farklılıkları kucaklayan bir yapısı var filmin. Sevimli, tatlı, ben sevdim. Bir de şey mesela bazı filmlerde kadın karakterler yücelsirken aynı zamanda biraz da şey olur. Hani aslında savunduklarının aksine bir hareket yaparlar ve o kadın karakteri aynı zamanda biraz seksualize etmemiz, sexualize yani o
olaya da giriyor. Hani kadın karakter çekicidir, alımlıdır, ıvırdır, zıvırdır. Hani hem kahramandır hem şöyle. Yani bol bol poposunu çekiyorlardı Black Widow'un bugüne kadar. Evet günlerde. Ya şey çıkıyor, oradaki konunun ötesine geçiyor aslında. Oradaki ten rengidir, işte cinsiyetidir. Hakikaten Carol hiç kesinlikle cinselliği öne çıkartılmadı filmde. O çok hoşuma gitti benim. Ya cinselliğini de geçtim, hiçbir şekilde bu niye kadın erkek gibi bir düşünceye de girmedim filmi izlerken. Yalnız çok... Nick Fury bayağı Carol'ın peşinde diye dolaştı böyle film boyunca. Nick Fury. Pamuk şeker gibi yapmışlar bilerek. Nerede bizim bildiğimiz yaşlı Old Fury, nerede şu anki Fury? Yani tamam, bayağı bir değişmiş oldu aslında, onu da görmüş olduk. Neden eli maşalı oldu, onu biraz öğrenmiş olduk. Evet. Kedi nasıldı? Bu arada Goose. O göz nasıl gitmiş, onu da öğrenmiş olduk. Evet. Söyleyelim mi bunu? Söyleyelim. Evet, bunu söyleyebiliriz herhalde. Söyleyelim yani. Kedi tırmalamış gözünü. Oğlum biz neler düşünüyorduk. Yok göz bandını çıkartıyor, ben de bedel ödedim bilmem ne diyor. Kedi tırmalamış gözünü. Ve işin komik yanı şu, normalde kedinin kral olabileceği ve kötü sebeplerden ötürü hani zarar verme amaçlı. Oysa kediyle Fury her seferinde oynuyor. Hatta kediyle tek oynayan Fury resmen film boyunca. Ve en sonunda artık o kadar çok oynuyor ki hayvan da bir sıkılıyor. Sonunda tırmalıyor gözünden ve olay bu. Bu arada kedinin tırmalamasından önce de gözüne bir darbe oluyor. Biz orada gideceğiz gibi gösteriyorlar. Hatta öyle bir şey yapıyorlar. Biz böyle bekliyoruz lan. Ne zaman gidecek acaba? Evet. Ah şimdi gitti mi yok. Orada gösteriyor. Yok şu anlık bir şey yok falan diye. Üç yerde oluyor. Şimdi bir yerde kaşından yaralanıyor. Kovulamaca evet. Sırasında. Acaba şimdi araba kazası olduğunda lan diyoruz. Şimdi mi gitti gözü acaba? Yok sağlam. En sonunda. Başka gene bir darbe oluyor bir yerde. Şimdi mi gitti diyoruz yok. En sonunda tırmalanıyor. Tırmalandığında da zaten şey diyor. Yok diyor bir şey olmaz geçer falan diyor. Orada kral olan şey kişi de bakıyor yok kafasını sallıyor. Hayır gitti oluyoruz artık diye böyle. Bu arada Goose'un akıbetiyle ilgili ne öğrendik? Onu da bir kısaca üstünden geçsek mi? Böyle bir şey gözüktü mü o sonraki filmlerde hiç? Hani Goose'u biz kedi diye, normal kedi diye bahsediyoruz evet. Şöyle ama aslında... Üstünden tarayıcı cihazı geçiriyor, çok tehlikeli. Evet. Çok saçma. Peki ama neden tehlikeli? Bunu da bir şey yapalım. Normal bir kedi olmadığını evet. Öğrendik. Yani bunu yarım saattir konuşmadık mı aslında? Evet, Flerken. Ama Flerken olduğunu söylememiştik. O da farklı bir ırktanmış. Bu arada Tesseract'i de zaten Goose sayesinde biraz da şey almış oluyor. Ya kimileri bunları sevmeyebilir yani. Bu ne saçmalık, bu ne cıvık diyebilir. Fury'nin o şekilde pamuk şekere dönmesine lan bu ne diyebilir insanlar. Kendilerince hakkı da olurlar. Hak vermiyor değil. Ama her zamanki Marvel esprisi dozu burada da ayarlanmış. Yani o espriler bu filmde de var. Yani Marvel böyle arkadaşlar yapacak bir şey yok artık. Bunu kabul 20, etmek 20 tane film oldu da şimdi artık hala mı şikayet ediyorsunuz yani? Şeylerden de bahsedebiliriz orada. Kimleri gördük? Mesela Ajan Coulson'u gördük. Dark Knight daha çıkmayacak bundan sonra Marvel'dan. Ajan Coulson'u ne olarak gördük biz burada? Daha yeni başlamış işe. Hı hı. Saçları dökülmemiş falan böyle. Gülüyor, hisleriyle hareket ediyor. Sevimliydi. Baştaki giriş tamamen Stan Lee karakterlerini göstermeleri. Giriş kısmı çok hoştu. Spoilersız videoda bahsetmiştik ama tabii Stan Lee olduğunu söylemedik. Hani ilk defa orada görü diye. Marvel logosunu komple Stan Lee'ye çevirmeleri. Çok hoş olmuş. Bir tane bir şey mi acaba böyle yaptılar? Yani sonra diğer kahramanlarını görecek miyiz diye beklerken bir tane daha Stan Lee, bir tane daha, bir tane daha. Tabii gene bir Stan Lee cameosu vardı filmde. Ve çok tatlıydı. Evet, Carol evet. Ona gülümsüyor falan. Çok hoşuma çok gitti. Güzel. Köydeki tipik sözlerinden birisini söylemişsin. True Believers mi falan böyle bir şeyler diyor. İnanmak o onun kendi özel laflarından birisi de bir de Excelsior der her bitirişinde evet. Konuşmasına. Yazık ya dedi. Özledim ben kendisini şimdiden. Neyse ki daha 20 filme yatacak kadar bayağı cameo sahnesini şimdiden çektikleri söyleniyor. Bunu böyle filme yerleştirebilecekleri umuyoruz şekilde. Umuyoruz dediğin kadar çekmişlerdir. İnsan böyle duygulanıyor biraz. Alfred Hitchcock'un şey rekorunu kırdı mı acaba? Kıracak mı ya da? Bilmiyorum. Başka neden bahsedebiliriz? Müzikler nasıldı ya? Müzikleri, bayrakları az sahnesi vardı bayağı. Evet. Edit kısmında. Kesinlikle. Neydi? Pınar Toprak yapmış. Pınar Toprak yapmıştı. Gerçekten. Yabancı yorumlara bakınca nasıl sizi baktınız yorumlara? Nasıl bulmuşlar müzikleri? Müzikler çok fazla beğenilmemiş ilk başta. Yani hani çok böyle aman aman işte seni heyecanlandıracak müzikler olmadığı söyleniyordu ama izlerken gayet de eğlenceli geldi yani hani savaş sahnesindeki müzikler, duygusal sahnelerdeki müzikler gayet yerindeydi. Ben şunu söyleyeceğim, filmle ilgili müzik hatırlıyor muyum? Hatırlamıyorum. Ama Spider-Man Homecoming'den bir müzik hatırlıyor muyum? Onda da hatırlamıyorum.
O zaman bu film müzikler olarak diğerlerinin altında kalmamış bence. Doğru. İkisini de hatırlamıyorum zaten. Görevini yerine getiriyordu. Ya şeyden de öte, Pınar Toprak isminden de öte, film müziklerini bir kadın yapması da güzeldi aslında. Yani sonuçta 8 Mart'ta bunu sokuyorsun gösterime. Başrolde bir kadın karakter var, müzikleri de bir kadının yapması bence güzel bir ayrıntıydı. Onun kesinleştiğini bilmiyordum ben. Ben müziği de kadın yapacak falan diye. Ama gerçekten hani hiçbir şekilde yani filmin sahnelerinde gerçekten güzel yedirilmiş. Yine aynı kalitede müzikler, en az diğer filmler kadar kaliteli. Evet, yani orada Pınar Toprak ismini görmeseydiğimde yani güzel olmuş derdim. Aynen, kesinlikle. Aslında demezdim yani. Filmler, müzikler hakkında bir şey söylemezdim çünkü bir şey yoktu. Diğer filmlerde de yoktu, bu filmde de yoktu ama benim için önemli olan isim. Ya şu da olabilir, belki biz hani o müzikler konusunda çokça detaylı analiz yapacak kadar yetkili isimler değiliz. Ama kendimce dediğim gibi hani o yorumlardaki söyledikleri kadar bir olumsuz şey görmedim. Ben hatırlayıp hatırlamadığıma bakıyorum. Diğerlerini de hatırlamıyorum, bunu hatırlamıyorum. Şey peki mesela, şimdi Captain Marvel dışında zaten hani şeyi de tartıştık. Hani sizce en güçlü karakter mi, cidden Thanos'u hani yenilebilir mi? Gerçi o konuya biraz daha belki değinebiliriz. Hani Thanos özelinde çok da değinmedik ama şey demek istiyorum. Ya Thanos kendini kollasın, benim diyeceğim o. Değil mi? Ona... Karşısına çıkmasın bence. Ona ben 6 milyar insanı öldürdüm Carol falan diye gelirse. Fakat bak ben şunu tekrar etmek istiyorum. Eğer Carol'u biz şu anki haliyle görürsek Avengers Endgame'de biraz sönük kalabilir. Kesinlikle o 20 yılda bir şeyler eklemiş olacaktır. Yeni özelliklerini göreceğiz diye düşünüyorum. Abi de ben şundan şey yapıyorum, ben düşünüyorum. Oğlum taş Thanos elinde sonuçta ya. Ya bir de ya ışıklatmada Carol da gitseydi o zaman ne olacaktı? Doğru. Ama şöyle bir şey olmamış. Var. Dünyadaki olan şeylerin evrendekilerin hepsi gitti ama. Ama evrendekiler de şey, Spider-Man o an şeyde dünyada değildi ki. Ama evrende doğru. Bütün evrendeki varlıkların yarısı gitti. Bir dakika. Canlıların yarısı gitti. Yalnız cidden düşününce ya o da gitseydi. O da gidebilirmiş. Ama işte ona bakarsanız. Şansımız varmış. Şansa bakın ki kısmet. Orijinal Avengers ekibinden de kimse gitmedi. O yüzden hani çok da sorgulamak lazım. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ama cidden hani düşünürsek Thanos'un kendisini kullanması gerekebilir. Çünkü hani beklediğimizden de üstte bir karakter aslında ki daha da kendini geliştirirse müthiş bir şey çıkacak. Peki şey Işık demek atıyor, istiyorum. Ne yapacak? Göreceğiz. Onu, sadece o, bu kadar basitleştirmemek gerekiyor, evet. Şey demek istiyorum, peki sizce bu orijin filmi gerekli miydi? Tamam gerekliydi ama hangi açılardan mesela çok güzel bir şeyler kattı sizce? Ama sıradan bir orijinal film olmaması bence. Kronolojik şekilde anlatmaması olayı ve çocukluğu falan sadece böyle bir iki saniyede flashback olarak tutması. Ya bir de Avengers Endgame öncesi bazı soru işaretlerini de açıklığa kavuşturmuş oldu. Evet bazıları için belki Fury'nin gözü neden öyle oldu önemli olmayabilir ama mesela onların detayını bile bu filme koymuşlardı. Avengers ismi nereden geliyor mesela onu öğrenmiş oldum. O çok önemli. Evet Avengers lakabıymış, ismi. Lakabıymış. Carol Danvers'ın. Phase 1 diye başladı direkt. The Avengers evet. Initiative Phase 1. Önce The Protector gibi bir şey, yazıyordu. Koruyucu tarzında. The Protector virali vermiş gibi olduk. Neyse ona da girmeyelim. Şey mesela... Tadım kaçtı birden. Özür dilerim. Şey demek istiyorum mesela peki. Şimdi biz bu filme özellikle Avengers Endgame'den önce diye geldik. Az önce de bunların üstüne zaten hepimiz bir şey söyledik. Peki mesela diyelim ki bundan sonra Endgame yoktu. Direktman sadece bu filmi göreceğiz. Salt bu şekilde değerlendirirsek filmi nasıl buluruz? Yani tamamlayıcılık dışında. Güzel bir soru sordun. Gene güzel bir filmdi. Kendini izleten, yani vermek istediği şeyi veren bir filmdi. Alita'da mesela konuşmuştuk. Ne vermek istemiştik efendim sence? Kaptan Marvel'ın doğuşundan bahsediyordu. Yani nasıl ortaya çıktığından bahsediyordu. Bu kahraman nasıl kahraman olduğundan, işte neleri koruduğundan, neleri korumadığından ya da işte bu güçlerini ne şekilde kazandığından bahsediyordu. Ayağa kalkmak gibi bir teması var filmin. Çocukluğu, geçmişi, orijini dediğimiz şeylerde direkt ayağa kalkma sahnesi zaten flashback olarak gördüğümüz kısım var. O kadar görüyoruz onu, o kadar. O ayağa kalkan bir karakter aynı Kaptan Amerika gibi. Zaten orijin hikayeleri birazcık da büyüme hikayeleridir ya. Yani hani kendini geliştirmek, kendini görme ya da nasıl bir yol çizeceğini, hayatına, geleceğine nasıl bakacağını. First Avenger bundan sonra Silent Avengers'ın başı olursa aynı Steve gibi olmuş olacak. O da Steve de ayağa kalkıyor ya, bunu bütün gün yapabilirim diye bir cümlesi vardır. Onun yerine geçecek olması çok yerinde olur o yüzden. Ve bu Steve ölecek demek de olabilir. Aslında
şöyle bir şey de var. Şimdi biz normalde Steve Rogers için, yani Captain America için First Avenger diye bahsediyorduk. Ama şimdi, hakikaten önce ya, ta Dünya Savaşı zamanı tabii ki. Ya. Ama şimdi bu sefer de biraz Carol Danvers'a kaymış gibi oldu. O açıdan biraz daha şey yapılabilir, netleştirilebilir. Bu Atakan da az önce dediği gibi hani düşme ve kalkma üzerinden bir film. Zaten hani genelde tüm süper kahraman filmlerine sizin de söylediğiniz gibi hani bu tarz bir temaya, böyle bir şeye aşinayız. Ama özellikle şey çok hoşuma gitti. Hani çocukluk sahneleri çok azdı ama onların hepsine düştüğü, kalktığı, kendisine bir şeyler kattığı anları aynı anda derleyip ard arda koymuş olmaları. Yani küçük Carol'dan şu anki Carol'a kadar hepsini aynı anda göstermesi bilmiyorum. O sahne aynen. Bence çok vurucu evet, bir sahneydi. Evet, ve orijinal olarak nitelediği şey de bu filmin. Tek şey bu. Yani ortada bir Avengers filmi olmasaydı da bu kendi başına izlenebilecek, keyif verecek bir filmdi. Evet. Ve ben bunu şeye koyarım. İşte Infinity War'la Winter Soldier'ı birbirine yakın bir yere koyuyorum. Onun altına hemen şeyi koyardım. Captain Marvel'ı koyardım. Captain Marvel'ı koyardım. Civil War'la hangi düzeye getirirdim herhalde? Güzel. Galiba her şeyden bahsettik. Aynen. After Credits sahnesinden biraz daha bahsedelim mi? Olur. Ondan da biraz bahsedelim. After Credits sahnesi zaten beklediğimiz sahneydi. İki tane After Credits var. Biz ilkinden bahsedeceğiz. İkincisi hep geyik olur zaten. Tamam. Yani ilk, bizim için önemli olan ilkiydi. Avengers ekibini yani kalanları bir arada görüyoruz. Dünyadan nüfus eksiliyor böyle. Son nüfus sayımlarını gösteriyor. 3 milyar insan gitmiş. Ve orada Fury'nin çağrı cihazını görüyoruz. O Captain Marvel ve bir anda çağrı cihazı kapanıyor kendi kendine. Natasha mıydı orada şeyi söyleyen? Çağrı cihazının kapandığını söylüyor. Bu çalışmıyor. Aynen tekrar bir şey gelirse şey haberiniz olsun. Bataryaya bağlamamış mıydınız diyor. Bağlı olduğu halde kapandı diyor. Onu çalıştırmamız lazım. Fury onu çalıştırdığına göre bu önemli bir şey olmalı diyor. Ve arkasını bir dönüyor. Orada ha, gelmiş. Kaptan Marvel gelmiş ve Fury nerede diyor böyle ve o anda bitiyor. Bayağı yükseldik o sahnede. Özellikle şunu sormak istiyorum. Şimdi ilk defa... Bu direkt çok özür dilerim. Sözünü böyle. Endgame'den sahneydi bu herhalde direkt. Ben onu merak ediyorum. Bu burayı gösterecekler mi? Farklı bir şekilde mi gösterecekler? Yoksa fragmanlarda yaptıkları aldatmacayı burada da mı yaptılar diye düşünüyorum ama o kadar da yapmamışlardır herhalde. Umarım. Sona koydukları sahne öyle bir sahne değildi. Bu mesela şeyi merak ediyorum. Şimdi yükseldik mesela o After Credits'te. Ama sizde de şey oldu mu? Yani ben mesela şimdi normalde bu ilk Avengers ekibini çok seviyordum ve gözümde çok yüksek bir noktada vardı. Zaten bu After Credits'te Natasha'yı, Steve'i ve Bruce'u görüyoruz sadece yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şeyi görüyoruz. Iron Man'in arkadaşı, siyahi adını hatırlamıyorum. Rhodey mi? Rhodey. Falcon mu? Rhodey ya da Rhodey. Rhodey'di. Ne bileyim karıştırıyorum. Bir sürü siyah var arkadaş. War Machine. War Machine aynen. War Machine'i görüyorum. Şey mesela şimdi normalde o, onları o görünce... O şeyin değil mi? Iron Man'in arkadaşı. Aynen. Iron Man arkadaşı. Okay. Okay. Ben şeye gitti benim aklım. Steve'e gitti aklım. Orada Steve olduğu için. Mesela şimdi normalde bu ilk ekibe hepimiz yükseliyoruz. Ama izlediğimiz film o kadar güzeldi ki ben şahsen Carol'ı birdenbire onların yanında görünce diğer yani Carol onları birdenbire domine etmiş gibi geldi. Çünkü o kadar heybetli bir karakter gibi geldi ki bana. Yani Carol'ın şu güçlerinin, şu hikayesinin bütün o şimdiye kadar gördüğümüz hikayeyle birleşecek olması çok tatlı geliyor bana. Kesinlikle. Artık hani Iron Man ya da Captain America'nın yerine geçip hani grubun yeni lideri olacak deniyordu zaten. Hani bu vasıflara sahip gözüküyor sizce de değil mi? Evet. Captain Marvel olmasa da Endgame filmi olur muydu? Bir şekilde yap, biterdi. Hmm. Bir çözüm bulurlardı. Olur, bu şey işte şu kuantum boyutuna gidecekler, halledecekler ya. Eğer o boyuta gidilecekse bence Carol Danvers olmadan da halledebilirlerdi gibi ama geliyor. Ama işte filmi yükselten şey Carol'ın o hikayesinin ve güçlerinin de Endgame'de olacak olması. Hı-hı. Ya ben şeyi bir tık gereksiz buldum. Kızıyor ya anne hadi git bana örnek ol falan. Uzaya git anne, bana örnek ol. Küçük çocuk diyor ya. Abi sen şey anneni ölebileceği bir göreve gitmeye zorluyorsun. Sen manyak mısın evladım yani? Ama şöyle bir şey var. Şimdi kız zaten farkındaysan hani Carol ona diyor. Anne git öl, anne lütfen öl. Ama bak şimdi çocuğun algısından şuna bak. Annem uzaya gidecek, annem uzaylılarla savaşacak, annem bir şeyleri kurtaracak. Şimdi annen ölecek belki evladım. Ama o anlamda çocuk düşünemiyor. Teyzesi olarak bildiği Carol Danvers'ı da o güçle görünce anneme bir şey olmaz herhalde onu kurtarır diye tahmin ediyor. Son olarak
tanıtımlardan, tanıtımların yetersizliğinden bahsedelim isterseniz. Çünkü tanıtımlara baktığımızda böyle bir film çıkacağını tahmin edemiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle katılıyorum. Yani benim beklentimin düşük olma sebebi de biraz buydu. Hani normalde Brie Larson'ı severdim. Ama fragmanlardan bakıyorsunuz, çok somurtkan, işte çok ruhu yok diyebileceğiz. Enerjisiz, coşkusuz. Şey diyebilir miyiz? İkinci bir Gal Gadot etkisi oldu mu? O da Wonder Woman olmadan önce bayağı eleştiriliyordu fakat filmden biraz sonra oldu. Beğenildi. Evet, ilerleyen günlerde bence daha da hani medyada yankı uyandıracak diye düşünüyorum. Biraz oldu. Ya ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Şu anda filmden yeni çıktığımızdan dolayı mı ya da başka bir nedenden mi bilmiyorum ama filmi şu anda çok beğendim. Fakat bu beğenimin filmin gerçekten iyi olmasından mı yoksa tamamen nötr olduğumdan dolayı yani belli bir beklentim olmadan gittiğim için de beğenmiş ondan, olabilir miyim diye düşünüyorum. Hem ondan hem film çok aksiyon gaz veriyor insana hem de Endgame'e bağlantı yaptığı için oradan evet, da bir coştuk. Son sahne. Filmi o yüzden biz iyi gibi görüyoruz. Halbuki filmin çok da bir olayı yok objektif bakınca. Yani normal bir orijin filmi aslında. Evet. Kötü değil. Değil. Bence ama en iyi orijin filmlerden biri diyebiliriz Marvel öyle, için. Öyle yani artık dümdüz film yapmamaları gerektiğini çözmüşler. DC'nin aksine. Hala Marvel, daha Shazam Marvel falan yapıyorlar ya. Çok iyi yapıyor gerçekten. Shazam'a laf etmeyelim ya. Shazam çünkü farklı şeyde. Neyse konumuz süper hızlıymış, süper dayanıklıymış, onu da, süper onu da izleyeceğiz, yorumlayacağız. Ama evet, izlemeden yorum yapmayalım Atakan Bey. Ama çok şey mesela söylemek istiyorum. Özellikle hani şimdi Skrull'lar nedir, Kree'ler kimdir bunları öğrenmenin yanında mesela şey çok hoşuma gitti. Hani Skrull'ların aslında çıkarlarının sadece kaybettikleri gezegeni ya da evlerini yeniden alabilmek olduğu ve bir tek canları pahasına savaştıkları olduğunu. İyi de ben ne bileyim kardeşim, sen çirkin çirkin bir şeysin, ben seni kötü sandım vurdum. Gerçekten şansın filmi. Marvel'ın da bir şeyi böyle değil mi sayende? Evet, biraz aslında oradan faydalanıyor. Şey madem, görüntüye aldanmayın demek istiyor madem işte. Madem sen güzel olabiliyorsun, güzel bir insan kılığında gel, öyle laf anlatmaya çalış bu insana. Seni dinleyecek o belki ama yani. Ama güzel bir şey oldu. Bu hani şekilcilik olur o zaman. Filmin mesajıyla çelişir zaten de ben işin şakasındayım. Ama güzel bir sağ gösterip soldan vurma oldu. Şey yani, Skrull'lara çok ısındım. Hatta keşke onlarla ilgili daha da fazla bir şeyler izlesek diyorum şu an. Ben göreceğimizi düşünüyorum ya zaten ileride. Ya ben filmin başında bakıyorum, komik komik yapmışlar bunları böyle. Salak salak yapmışlar. Bunlar kötü adamla niye böyle yapmışlar diyorum. Meğerse iyilermiş. İyi insanmış yani Skrull'lar. Dış görünüşe aldanma. Evet. Kamu spotu. Evet, kamu spotuyla kapatalım istiyorsanız spoilerlı incelememizi. Zaten bayağı uzun bir inceleme oldu. Peki, teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Sağ olun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler.